Konu herhalde kendini belirler. Evet. Peki. Sen Yani nasıllardan yanıyorsun? ben tabii bu kadınların herhalde çok fazla isteyerek Türkiye'ye geldiklerini sanmıyorum. Ayrıca Türkiye'de bu kadınların gelmesini istemeseydi herhalde vize uygulaması yapardı. Başka hiçbir ülkeye gidemiyorlar. Yalnızca Hungarya, yani Hungarya Macaristan, Evet. çünkü onlarla konuştuğum için ve Türkiye'ye geliyorlar. Diğer ülkeler almıyor. Yani Türkiye istemiyorsa almasın. Alırlarsa sonuçlarına katlanmak zorundayız toplum Ve onlar da olarak. burada fahişelik dediğimiz şeyi yaparak, bir sürü Fahişeli. hastalığı yayarak, Karadenizli kadınları kocalarından ederek Türk fahişe sonuca yok mu hiç? ulaşıyorlar. Türk fahişe hiç yok mu Türk Türkiye'de? fahişe olabilir ama onlar bir turistik olarak gidip dış ülkelerde böyle bir şey yapmıyorlar. Yani hangi Evet. ülkede olduğu önemli değil. Biz Natasha'larda biraz bir ırkçılık problemi var Türkiye'de. Ama bizim Yani ülkemizde Natasha olunca kötü karışıklığa ama neden Türk olduklarına kadını göre fahişelik yapınca iyi mi oluyor? Yani fahişelik bu zaten kadını çok kötü bir fahişe şey. diye tanımlayamayız ama Yapanlara söylüyorum. Yani yok mu Türkiye'de azınlık fahişelik bir yapan kadın kadın? grubu. Tamam, bu Evet. kadınlar o zaman yani Natasha'lar da aynı derecede mağdur. Yani Türk olmaları ya da Rus olmaları ya da Römen olmaları Eğer fazla bir şey yuvalar değiştirmiyor. yıkıyorlarsa ben onları pek... Ayrıca Ama yuva... ben en çok kocalarına kızıyorum. Karadeniz Ben de erkeklere onlara kızıyorum. kızıyorum. Benim Ayrıca kızdığım yuva kişiler onlar. yıktıklarını da pek sanmıyorum. Çünkü benim söyleştiğim Natasha'lar yalnızca bu Yıkamamış işi para için Natasha'lardı. yaptıklarını ve sonuçta Türk erkeklerini çok akıllı bulmadıklarını, fazla romantik bulduklarını ama duygusal olmak istemediklerini söylüyorlar. Yani Natasha'ların da böyle bir düşüncesi var Türk erkekleri hakkında. Ya yani onlar da çok mutlu değiller ama başka gidecek yer yok. Bir de kendi ülkelerinde bizim Türkiye'de bir profesöre ne kadar para veriliyor tam bilmiyorum ama onlar Natasha'lara iyi para veriliyor. 100 dolar Evet. alıyorlar kendi ülkelerinde. Yani bugün Natasha olarak adlandırdığımız kızların çoğu bizim standart eğitim düzeyimizin üstünde Demek profesör, ki kimyager. Nataşalık yapmak için eğitim düzeyinin yüksek mi olması Hayır gerekiyor? ama eğitim Karadenizli düzeyi erkekler eğitim düzeyi yüksek Nataşa diye mi Hayır, seçiyorlar eğitim onu? düzeyi yüksek olduğu için İstersen Natasha'lıktan önce başka bir şey Karadenizli olmayan yapamıyorlar. biriyle başlayalım. Canan Hanım, Tabii. siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Önce böyle bir program yaptığınız için sizi kutluyorum. Çünkü gerçekten bu bir yara haline dönüştü. Kimseyi suçlamaktan yana değilim. Bir anekdotla başlayacağım. Sivas olaylarından tam bir gün önceydi. Van'da duruşmam vardı. Duruşmaya gittim. Otele giderken taksi şoförü Van'da bir otelin yakıldığını söyledi. İçinde insanlarla. Dehşet verici bir olaydı. Tüylerim diken diken oldu. O zaman dedim ve halkın inanışı bunu Hizbullah'ın yaktığıydı. O zaman dedim bizim Alman faşistlerini kınamak için hiçbir nedenimiz kalmıyor. Evet. Böyle bir olayın Türkiye'de olabileceğini gerçekten düşünemezdim. Daha sonra ben olayın hukuki kısmını bir tarafa bırakıyorum ama halk arasındaki yaygın söylentiyi anlatacağım size. Ve aynı gün Van'daki adliyedeki baro odasında böyle bir olay olmuş dedim. Oradaki avukatlardan bir tanesinin cevabı ama orada Nataşalar kalıyordu dedi. Şimdi gerçekten insanın tüylerini ürpertecek bir olay. Şimdi ben bu kadınları suçlamıyorum. Ayrıca biraz önce siz Yalnız Karadeniz üstüne genelleme isterseniz yapmayın. Yani mesela Natasha da çok kötü bir genelleme. O laf bile beni Evet, çok tabii. tutuyor. Şimdi Çünkü tamam, yani bu geleceğim. kadınların adları var. Yani Natasha değil bunların adı. Yani genelleştirdiği için. Evet. Şimdi biraz önce sizin anlattığınız çok ilginçti. Kocamı Nataşalar aldılar. Hayır, kocasını Nataşa almıyor. Kadının, işin en korkunç tarafı bana göre kadınların kadınlara düşman edilmesi. Evet. Bunun aracılığı da erkek. Çok Erkek güzel. oraya gidiyor, evinde karısından bütün hizmeti görüyor. Bu tarafa geliyor, öbür tarafta Nataşa tırnak içinde. Ondan bütün hizmeti görüyor. İki kadın birbirine düşman oluyor ve erkekler de keyiflerini Tabii. sürüyorlar. Zavallı baştan çıkarılmış erkek Ah, oluyorlar. evet aynı. Evet. Evet aynı. Burada aslında biraz Hayır, düzen sorunu aile tabii. yıkımı veya yuva yıkımı falan diye burada kadınları suçlamaktan yana değilim ben. Artı o işin bir galiba Türkiye'de İstanbul'daki Rus konsolosu da bir açıklama yaptı. Erkekleriniz istiyor, kadınlarımız geliyor dedi. Şimdi burada suçlanması gereken varsa büyük bir ikiyüzlülükle hareket eden bu kadınlarla ilişki kuran erkeklerdir. Aynı Yalnız fikirdeyim. onun bir de şeyi de eklemek istiyorum. Kadını bir sektör olarak gören Tabii, zihniyet tabii, de. Yani tabii. bunun içinde kadınlar da var. Kadını satan kadınlar da Ha var. gayet tabii, gayet Yani tabii. onu da evet. Gayet tabii. Yani bu bir kadın genel çerçeve içinde bir maldır, alım-satım metadır, Tabii o çok. evlense de böyledir.
daha evlendirip önceki malı bırakılır. Kesinlikle. Ha, tabii. Yani kimisi bulunursa. Baba evindeki mal pozisyonundan kocaya mal olarak satılıyor kadın. Onun malı olarak kalıyor. O da yoksa devletin malı olarak kalıyor. Çünkü kadın bedeni üzerinde en son devletin de lafı var, söyleyecek lafı vardır. O da karışır. Ha, bütün bunlardan sonra işte adı Natasha olmuş, Fatma olmuş yahut başka bir şey olmuş, hiç fark etmez. Evet. Bir kadın ticareti meselesi var. Eğer kadın bunu kendi iradesiyle yapıyorsa, bu işten zevk alıyorsa, ben bunu meslek olarak yapıyorum diyorsa, benim buna da söyleyecek bir şeyim yok. Evet. Ama ekonomik zorlamalarla yapıyor ise ve o kadın oraya itiliyorsa, satacak başka bir şey yoksa, iyi para getiriyor diye yapıyorsa, o zaman suçlanacak olan sistemdir diye düşünüyorum. Bir de bir profesörün de herhalde fahişelikten çok zevk aldığını da sanmıyorum. Bu bir zorunluluk ve maalesef sistemin bir çöküntüsünü gösteriyor. Peki Pınar, evet. Erkekler tarafında oturuyorsun. Ne düşünüyorsun? Yani Karadeniz'de erkekler haksız mı? Natasha'lara gitmek için haklı bir nedenleri olabilir mi? Konumum var. Gördüğüm kadarıyla bu kadar erkeğin arasında tek kadın ve erkeği savunan bir kadın oluyorum. Ama ben gerçeklerin halkın içinde olduğum için bunu böyle söylüyorum. Yani oturduğum yerde iki gazete haberiyle, iki duyumla hareket etmiyorum. Ben sık sık Karadeniz'e, Doğu'ya, Türkiye'nin çok yerine gidip, İstanbul'un çok yerinde bizzat bu olaya tanık olup haber yapmış insanım. Onun için savunuyorum evet. Erkekleri. Yani köşemden yola çıkmıyorum. Halkın içinden, halkın sesinden yola çıkıyorum. Şimdi en son bir ay önce geldim Karadeniz'den. Gördüğüm manzara şuydu. Ve şunu da söyleyeyim, ben bir Karadeniz kızıyım. Fındıklıyım, sık sık gidiyorum. Babamın mezarını ziyaret için gidiyorum. Çeşitli defalarda gittim geldim. Kadının konumu değişmiş Karadeniz'de. En son gidip geldiğimde şunu söyleyeyim size, kadının konumu değişmiş. Kadın fındık küfesine peştemalı atmış. Sahilde artık böyle kadını görmek biraz zor. Sahilde diyorum. Dere boylarında da oluyor ama daha çok sahilde. Kadın mayo giyip denize giriyor. Eskiden biz İstanbul'dan, batıdan ziyaret için gittiğimizde ancak mayo giyerdik ve Karadeniz'in belli kesimlerinde denize girebiliyordunuz. Oysa bugün Karadenizli kadın işini bitirdikten sonra hazırlanan plajlarda mayosunu giyip denize giriyor. Veya bu suç mu Pınar? Yani kadının sosyal konumu değişmiş. Bir de denizin kadın, de biraz yapısı değişti, artık girilemeyecek. Duruma da gelmeye başladı. Hayır, tam aksi, tam aksi oluyor. Yani evet. Deniz kirlendikçe girilmez. Oysa denize girenler şu an, yani kadın denize giriyor, plaja gidiyor. Yani bu çok önemli. Tabii bu aslında Karadeniz olayı değil benim gördüğüm. Bu Türkiye'nin, yani Ankara'dan sonra diyelim. Evet. Yani Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun bir sorunu bu. Kadının içe dönüklüğü. Peki ben anlamadım. Şimdi kadının konumunun yapısı. Değişmesiyle bunun ne bağlantı? Yani kadınlar denize girdiği için mi Karadeniz erkeği Natasha'lara gidiyor? O bölgeye, kocasının beğendiği kadın geldi. Bir de ama şimdi kocalar, Karadenizli kadının kocaların suçlanacak bir yanını göremiyorum ben. Ya kadının gözü açıldı çoğu, Karadeniz'de biliyor musun? Erkeklerin çoğu der ki kadın asalaktır. Kadını ben besliyorum, ben bakıyorum. O zaman ihanet etmekte hakkım diyen erkekler. Ama Karadeniz'de böyle bir şey yok. Kadın ekonomiye en büyük katkıyı yapan kadın. Çalışıyor, başarıyor, o fındık küfesini sırtına alıyor. Sonra da ihanete uğruyor. Yalnız burada şimdi bir şey daha var. Aile yapısında orada feodal aile düzenindeki bir çelişki ortaya çıkıyor. Kadınla erkek arasında aslında olduğunu sandıkları bağın ne kadar zayıf olduğu ve dış dünyadan birisinin ne kadar çabuk koparabildiği de ortaya çıkıyor. Yani onların içine kapanık bir bölgeydi. Evet. Yani daha çok hep Karadeniz diye konuşuyoruz ama bu işte sizin de dediğiniz gibi Van'da da oluyor, Erzurum'da İstanbul'da oluyor. Da var. İstanbul'un lalelisi yani çok da farklı değil Karadeniz'den. Benim gördüğüm kadarıyla. Ama Doğu Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz kadını daha bir içine kapanıktır, daha feodaldır, daha fedakardır, daha verir ve daha çok da kocası batıya gider, evet. Evini satar, çay bahçesini satar ve batıya giderdi, eğlenceye giderdi, kadına giderdi açıkçası. Ama şimdi kadın geldi, salt kapısı açıldı, kadın geldi. Tabii bu kadınların hepsine de yani
Natasha'yı aslında bir tanımlamak lazım. Natasha nedir? Benim aldığım rakamlar var elimde. Bunu da ortaya koymak lazım. Mesela 93'te 7 milyon dolarlık ihracat yapmışız Rize'den. 94'te ihracatımız 30 milyon dolara çıkmış. Evet. Bu nedir biliyor musunuz? Natasha turizmi. Ama bir yılında parayı bu kadınlara bilmem 100 dolardan verip o paralar da hiç kayıtlara geçmeden gidiyor. Hastalıklar kalıyor. Paralar gidiyor. Bir Natasha ile konuştuğum zaman çok ilginç bir şey söyledi. Sokakta polis beni dövüyor dedi ama bankaya girdiğim zaman banka müdürü ayağa kalkıyor. Hoş geldiniz madam diyorlar. Yani bu ne kadar yani, çelişkili bir toplumdur ki. Oranın ekonomisinin de çok büyük faydası var. Nasıl kadın artık denize girebiliyorsa, kadının hakkı olan en doğal hakkı. Natasha yararlı diyorsa. Denize girmeyi artık hak olmuş. Natasha yararlı yani sonuçta. Erkeği de diyorsun. Dükkanını güzelleştirmiş, malını satmış, daha çok para alıyor. Hatta evet. Çay fındıktan bile daha şey. Hekim Bey siz ne diyorsunuz? Natasha'lar böyle yararlı kişiler mi? Karadeniz erkeği çok haklı mı? Türkiye'nin para kazanmasına mı neden oluyor? Karadeniz erkeğini tartışmamak lazım. Yani o çok farklı. Tamam, Türk erkeği diyelim dedim. Evet, yani. Evet, buyurun. Efendim şimdi evvela böyle programa çağırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ama ben farklı bir boyutta bakıyorum hadiseye. Bu mesele resmen ailenin ve aile düzeninin sarsılmasıyla ilgili bir konu. Karadeniz'de ve ülkemizde hatta dünyada aile milletlerin yaşamasında en önemli unsur. Dünyayı sarsan iki blok vardı. Bundan 6 yıl, 8 yıl evvel. Sovyetler ve Amerika. Sovyetlerin yıkılışını çok çeşitli konulara bağladık ama gördük ki bugün aile düzenleri sarsıldı. Yıkılışının ana temellerinden birisi, ana öge bu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha farklı bakılıyor bu meselelere. Yani orada bakıyorsunuz ki sekreteriyle merhabası olan veya kol kola girmiş, samimi bir görüntüsü olabilecek olan insanın devletin herhangi bir kademesinde görev alamıyor. Dolayısıyla bu genellemeler bana biraz yanlış geliyor. Yani Sovyetler aile yapısı yüzünden çöktü diyemezsiniz. Çok şey yani bu biraz fazla büyük bir laf gibi İsterseniz geliyor. İsterseniz doğrudan konuya gelelim. Yani benim soruma cevap verebilirseniz. Yani haklı mı erkekler? Hayır, erkekler haklı değil. Karadeniz kadını çilenin timsalidir. Karadeniz kadını erkeğini çok uzun yıllar gurbete çıkar. Bu karalık zamanları ve hatta şimdi Karadenizler Türkiye'nin her tarafında yayılmasının sebebi budur. Çünkü çay mahsulü olmadan evvel ekonomik problemleri çok olan bir yöre. Dolayısıyla 2-3 yıl gibi Karadeniz erkeğini, Karadeniz kadını evinde, çocuklarının başında, yuvanın anası, babası olarak bekler. Ama elinde hatta töresinin vermiş olduğu inançla erkeğinin önünde yürümeyi ailesine yediremeyecek kadar onur taşıyan. Yani bir erkeğin, maço bir erkeğin de beklediği evet. Her şey Karadenizli kadında var. Saygılı, çalışkan, her şey var. Güzel, her şey var kadında. Her şey var. Ben şunu iddia ediyorum. Bu geçici zevkler için Natasha'larla beraberlik kuran erkekler, kendi hanımlarında aradıkları güzellikler var ama o gözle bakmadıkları kanaatindeyim. Tabii, ona katılıyorum. İşte kadına ona çok evet. Doğru, ona katılıyorum. Evet. Evet, buyurun. Efendim şimdi böyle bir paneli düzenlemek güzel de bu panelde bir yanlışlık yapıyoruz. Önce Karadenizli, Karadenizli olmayan diye işi böldünüz. Evet. Hanımefendinin dediği gibi Natasha'lar, bu Natasha ama tabirine... Ama en çok Karadenizliler pardon, şikayet ediyor. Dernekler kuruldu bu konuda. İzin verirseniz ben anlatayım sonra dernekler. Siz de bana evet. Görüşlerini söyleyin. Öncelikle bir kere Natasha kelimesini kullanmakta çok büyük haksızlık ediyoruz. Evet. Ben bir gazeteciyim. Bu kelimeyi bizler de kullanıyorduk. Siz ama çıkardınız. Biz değil belki. Bu genelleme evet, şundan kaynaklandı. Evet, esas çıkaran orada. Ayşe Fatma gibi Sovyetler Birliği toprakları içerisinde en çok kullanılan isimlerden biri olduğu için Karadeniz erkeği de çok kolay bu işe şey yaptı. Ondan sonra da belki basınında çok az bir payı var ama ben şahsen çalıştığım gazetede genel yayın müdürümün bir talimatı oldu. Natasha kelimesini Sayın Ertuğrul Özkök bizden kullanmamamızı istedi. Hangi kelimeyi kullanıyorsunuz? Çok onun yerine sadece Sovyetler Birliği'nden, BDT ülkelerinden, Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan gelen kadınlar adıyla. Şimdi siz başlık atarken yani söylüyoruz. Bir olay olduysa Sovyetler Birliği'nden gelen kadınlar diye beni, başlık beni bölüyorsunuz yalnız lütfen evet. Ben konuşmamı bitireyim tamam. Ne olur. Şimdi Natasha kelimesinin kullanılmasına karşıyım bir.
Tamam. İkincisi Karadenizli olarak veya Karadenizli olmayan diye insanları bölmeyelim. İki. Niye? Natasha her tarafa gidiyor. Ben de kullanıyorum mecburen çünkü. Tabii öyle bir şey anlatmak için. Şimdi bağımsız devletler topluluğundan kimler geliyor, niye geliyor? Şimdi ya Natasha 1900... tarihçesini konuşmuyoruz. Burada haklılık tamam. konusunu konuşuyoruz. Tamam konuşacağız evet. efendim. Tamam. 1917'de Ekim devrimi olduğu zaman Beyaz Ruslar Türkiye'ye kaçtı geldiler birçoğu. Ve benim doğup büyüdüğüm topraklara, Trabzon'a geldiler. Ben Trabzon'dan yıllar oldu ayrılalı. Ve oradaki şunu biliyorum. Beyaz Ruslar geldiği zaman o memlekete güzel şeyler getirdiler. Fırıncılığı, pastacılığı, ticareti, her şeyi öğrettiler. Yani hanımların rahatlıkla gidebildiği, eğlenebildiği mekanlar vardı o ülkede. O evet. topraklarda, o şehirde. Şimdi olay nereden kaynaklandı? Her kültür bir şey katıyor. Her kültür bir kültüre, şey katıyor. Tabii. Onun için o BDT ülkeleri kadınları diyorum ben adına. Hı hı. O ülkelerden gelen kadınlara bizim kapımız sonuna kadar açık. Niye açık? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hazinesi 3 trilyonluk bir pazar kazandı. Elimde ama gazeteler giden paralara var. Ne diyoruz? Yani erkekler buzdolabının fişini çekip bozuldu diye satıp bu kadınlara yediriyorlar. Ha, İneğini bilmem ilaç verip satıp bu kadına ve o kadının Karadeniz'de diyeceğim Tuna Hanım. Ya da Türk kadınının çalışarak edindiği paraları bu adamın yapısı böyleyse zaten gidip başkasına yedirecektir. O ailede bir çöküntü vardı. Bir şekilde, yani bunu lütfen Rus veya Roman kadınların üstüne atmayın. Şimdi, ben erkeklerin haksızlık yaptığı konusunda. Gelen insan sayısını ben size rakamları tek tek verip de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yüz binlerle ifade ediliyor artık. Evet. Sarp sınır kapısı eskiden girilmez bir bölgeydi, yasaktı. Bir tek insan geçemezdi. Kaymakam ve valiler sadece protokol görüşmesi yapardı. Bugün, o kapı bugün tabii. döviz yağdırıyor. Heh, gelenlerin kaçta kaçı o zihniyetteki insanlar. Onu hiç biliyor musunuz? Ben söyleyeyim %3'ü. Ama %3'ü ben o bölgenin insanıyım. Türkiye'de ben belirli bölgelerdeki aile yapısını yıkmaya, ekonomisini alt üst ediyor. Ama bu çok ırkçı bir tanım yani. Bu çok ırkçı bir tanım. Ekonomiyi yıkmıyor kesinlikle. Ekonomiye çok büyük bir katkısı vardır. Siz bavul turizmi denilen olayı onu yadsıyamazsınız. Yani çok büyük katkısı de, vardır. Zaten bu çok pardon sözünüzü kesiyorum ama çok yani çok ırkçı bir tanım. Yani bana çok çirkin geliyor. Yani Ruslar geldi. Ben Karadenizli kadına haksızlık edildiğini savunuyorum. Bir dakika. Ruslar geldi. Yani Ruslar geldi bizi yıktı. Amerikalılar geldi bizi yıktı. Bu şey ya. İngiliz geldiği zaman sesimizi çıkarmıyoruz. Ben, İranlı geldi. Bir dakika ben Laleli'yi, Türk erkeğine kızıyorum. O kadınlar geldi bu işi yapmak için. Yıllardır Laleli İranlıların hegemonyası altında. İranlı fuhuş yapmıyor mu? Yapıyor. Ben o kadınlara demiyorum. Evet, eğer bir alıcı bulmasa o kadınlar zaten o niyetle gelmezler. Efendim bakın Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan, evet. Ermenistan'dan, Moldova'dan bilmem nereden o bütün cumhuriyetlerden gelen kadınların 10 tane de 8 tanesi bu ülkeye para getiriyor. Namusuyla alışverişini yapıyor arada gidiyor. Arada da öbürleri tanesi, olsun diyorsunuz. 2 tanesi de kabahat, kabahat kimin biliyor musunuz? O namuslu kadınlar kocalarından o hastalıkları kapsın çok, diyorsunuz. Çok özür dilerim. Peki Almanya'ya giden Türkler arasında mecburen fuhuş yapmak zorunda bırakılan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yok mu? Almanya'da insanlarımız o zaman Almanlar da çıkıp, Almanlar da çıkıp Türkler fuhuş yapıyor mu desin? Yani bu çok çirkin, çok yanlış bir tanım. Ya hiçbir insancı sınıra girmiyor. Genelleme. Şimdi buradaki benim anladığım kadarıyla konu önce buraya fuhuş yapmak amacıyla gelen kadınların evet. Türk aile yapısı denen her neyse o yapıya verdikleri zarar. Hı. Yoksa efendim bunların ticari neyi yani o zaman ticaret veya her şeyi satılık bıraktım dediği gibi. Pardon. Para aile, varsa her şey mübah. Aile yapımızı sadece oradan gelen kadınlar mı bozdu? Hayır. Ben, siz Türkiye'de yaşamıyor musunuz? Hayır. Türkiye'de ben, aile ben, yapısı niye bozdu? Hayır. Ben onu demek istemiyorum. Yani aile şu yapısı hayır. onlardan mı bozuldu? 70 yıldır gelen, aile yapımı hayır cumhuriyetten be, biri oradan bozuldu. Gelen, oradan gelen insanların hepsinin burada fuhuş yaptığı gibi bir şey tartışılmıyor ki burada. Genelleme öyle. Hayır. Hayır bizim hayır, erkeklerimizin hayır. Bakış bütün tehlikeleri böyle. Göze alıp evet. Bu yola gitmelerine karşıyım ben. O kadınlar o niyetle de gelseler. Ama giden adam zaten gidecek. Zaten gidecek giden adam. Natasha'ya gitmese başkasına gidiyor. Yani bakın Natasha'yı kullanıyorsunuz. Özür sorun. Dilerim alışkanlık. Kullanmamalı. Ben evet. Ona bir özellikle. Açıklık getirebilir miyim? Yani ona bizim aile yapımız olduğu için, içinde olduğumuz için söyleyeyim. Karadeniz erkeği çok kapalı bir bölgede, dağla deniz arasında sıkıştığı için hep çay ve fındıklıkta bulunmuş. Etrafında da ailenin kadını fıstık olduğu arıyor. İçin... evet. Aile kadına da bakamayacağı için, akrabasına bakamayacağı için hep gözü dışarı gitmiş. Bunu yaparken de bahçesini satmış. Evindeki eşyasını satmış, şimdi... çaylığını satmış. Şimdi, evet. Bunu senelerce ve göç etmiş. Kadın orada yine kalmış ve Karadeniz'de boşanma yoktur.
Boşanma olmadığı için kadın bütün yükü kendisi taşır. Oysa şimdi eline gelen eğlenceyle eğleniyor. Sadece satıyorsa dolabını satıyor. Bırakın satsın. Yalnız Tuna, eğer kadın doydu şimdi. Zaten kadın eziliyor diyorsan o zaman Natasha diye tabir ettiğimiz kadınlar da eziliyor. Onların da daha can güvenliği eziliyor. Yok. Onlar da parçalanıyorlar, vuruluyorlar. Sokaklarda ölü bulunuyorlar. Vahşi batıya gidenlerin bir takım tehlikeleri de göz gelmesi gerekiyor. Size çok ilginç bir örnek vereceğim. O zaman kadın haklarından yanaysa o kadınların da haklarını savun. Ben o kadınlarla ilgilenmiyorum. Ben erkeklerle ilgileniyorum. Dikkatinizi çekin. Tuna Hanım, geçenlerde benim önüme bir haber geldi. Bu haberde aynen şu. İki kadın, komşu ülkelerden gelen, kuzey komşularımızdan gelen iki kadın trafik kazası geçiriyor. Rize'nin Çayel ilçesinde. Ve bu kadınlar nasıl olsa o... Kullandığım kelimeyi mecburen kullan. Bunlar Natasha. Ondan sonra atalım bunları. Neye atıyorlar biliyor musun? Bir pikabın arkasına cesetlerini atıyorlar. Doğru getiriyorlar bir çukura. Greyderle bir çukur açıyorlar. İki ceset o çukura boşaltılıyor. Üstüne de kapatıyorlar ve gidiyorlar. Sonra Ukrayna Başkonsolosluğu sahip çıkmıyor. O da bir acı taraf. Kendi konsoloslukları da sahip çıkmadı. Annesi daha sonra geldi. Mezarın başına çiçek koydu falan. Onları sonra gördüm. Şimdi bir örnek daha vereceğim. İkisini toplayacağım. Trabzon'da bir olay yaşandı. Çok güzel, gerçekten çok güzel bir kadındı. Fotoğrafından gördüğüm kadarıyla. Bir Türk erkeğiyle, genç bir erkekle evlenmeye kalktı. Erkeğin ailesi karşı çıktı buna. Niye? İngilizli olduğu zaman karşı çıkmıyor. Almanla evlendiği zaman, affedersiniz kötü bir kelime, gavur demiyor da. Rusya'dan geldiği zaman gavur diyerek onu gelinliğe kabul etmediler. Ve o kızcağız kendini yaktı. Ama İstanbul sosyetesi Rus kızlarıyla da ona geliyorum. Şimdi ona geliyorum efendim. Evet. 150 milyar nafaka veren iş adamı bir Sovyetler Birliği kökenli bir hanımla evlenmek için hanımına 150 milyar lira nafaka veriyor. Ona kızmıyoruz. Ona bir şey demiyoruz. Ondan sonra ünlü bir... O karısına 150 milyar veriyorsa niye kızıyor? Ünlü bir kişi yine aynı şekilde bir ünlü Rus mankenle evlendiği zaman basınımız bunu işte şöyle Larissa çok güzeldi falandı diye yazıyorlar. Şimdi Sovyetler Birliği'nden sarp kapısından girdiği için mi kabahatli oluyor insanlar? Bir de bir şey daha var burada. Yani mesela benim bir Roman arkadaşım vardı. Türkiye'de tiyatro dekoru yapmasını istedim. Ondan sonra olmadı ve bu yıl düşündüm ya iyi ki bu kız gelmemiş Türkiye'ye. Çünkü dünyanın en önemli dekoratörlerinden biri. Ama gelseydi belki Türkiye'de inanılmaz derecede ırkçı bir biçimde aşağılanacaktı. Belki taksiden indirilip dövülecekti. Ya onun için üzülüyorum. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Eğer diyelim ki Romenlerin %99'u fuhuş yapıyorsa bile Roman kadınların. Eğer bir tane yapmayan varsa bunu söylemek o insana hakarettir. O millete hakarettir. Bunun hakkımız yok. Ben Türk erkekleriyle ilgili konuşuyorum burada. Yalnız Erkan Bey bu Natasha sözünün suçlusu sizsiniz. O yüzden yanına oturdum. İsterseniz önce sizin şu türkünüzü dinleyelim. Tabii ondan efendim. Sonra Natasha'lar üzerine konuşalım. Peki.
Erkan Bey, siz niye o tarafa oturdunuz? Yani yoldan çıktı, çıkarttı falan diyorsunuz. Yola mı geldiniz gene? Çok çabuk mu çıkıyor Türk erkeği yoldan? Ben de ondan çok şaşırdım. Efendim, yani. Şimdi az önce beyefendinin dediği gibi Rusya'daki Türk esir devletlerinin dağılımından sonra ki bize yakın olan devletin bir tanesi de Gürcistan. Evet. Bu kapının açılışı Natasha olayının gündeme gelişine, isim olarak da gelişine ben vesile oldum. Yine bir yaz turnesinde Ordu dolayında bir gazinodayız. Akşama gazinonun sahibi bizim konseri satın alıyor. Gazinonun sahibi de yanıma gelir der ki Erkan Bey işte bir masa yapayım oturur muyuz falan. Öğleden sonra bana iltifat ediyor ama iltifatın altında bu olay yatıyor. İsim tabii zikretmiyorum. O arkadaşım bu programı dinleyince herhalde çok şaşıracak. Diyor bana ki Erkan diyor akşama diyor benim diyor, iki tane karı var bizde. Dedim ya şimdi ben de evliyim o da evli. Benim de hanım gelecek dedi. O locada oturacak. Sen geliyorsun diye seyredecekler. Ama diyor Natasha var diyor bizim dostumuz otelde yatay. Dedim. Sen dedi buna bir iki türkü kaptır. Aynı bölgenin ağzıyla tatlı olarak o bir şeyi anlatmakta, şiveyi de kullanmakta yarar var. Şimdi dedim yazarız dedim. Affetsin beni seyredenler hatalı bir konuşmuş değil de olayı gerçek anlatmak için iki duble attım. İyi. Peçeteler var biliyorsunuz masa kenarında olur. Peçetenin üstünde neydi ismi dedi Natasha. Bir tane de var Lena. Ya Lena'ya türkü uymadı. Bütün sanat yapıtları peçetelerin üstünden çıkar. Şimdi inanın bana çıkar. Yemin ediyorum bak ben, olay bu. Ulan Lena'ya bir türlü bir şey uymadı. Natasha dedim koydum bizi Ataş'a. Dedim he oy Natasha Natasha koydum bizi Ataş'a. Ulan çıkardı bizi yoldan Moskova Natasha bu uydu. Doğru ya bir duble daha filan. 200 kıta orada yazdım. Ama çok akşam içmeyin bu sefer kağıdı kaybedeceksiniz. Şimdi siz. Yok inanın bakın 3 kuble yani 3 kuble 3 kıta yazmış oldum duruyor böyle. Akşam oldu herhangi bir müzik yok. O anda içimden geçen de akşam uygulamam mümkün değil ama irticanın çalıp okuyorum sana da. Sazlar vardı bak bu türküyü çalıp okumam lazım. Adama jest olsun diye. Dedim ki bir arkadaşıma dedim jest yapıyorum ve o gece orada o türküyü söyledim Natasha diye. Hatta bu Natasha'yı kubleden sonra yani bir iki kubleden sonra tekrar nakarat kullandık. Aha. Ya programın sonuna doğru millet başları var mı? Hav Natasha'ya bir daha desene. Ulan türküyü unuttum ben. Peçete kaldı orada. Hadi tekrar sağda. Türkü baktım kafama takıldı. Ya dedim ben bu olayı işleyebilirim. Sarpa kadar konser devam etti artık. Sonra akşam Natasha'ya gidildi mi? O kadın locada oturduğuna göre ben onu da açıklayacağım. Çok şaşıracaksınız. Şimdi ilk gelen olay belki bunlar birdi, ikiydi ilk gelişlerinde bu olaylar. Fakat o bağıl ticareti sonradan Karadeniz'de bir takım insanlar bu yönden geçinen insanlar var. Gazinocuları kötülemiyorum ama bugün şu anda da gazinolara gidin Karadeniz'de full time Natasha'lar içeride full dolaşıyorlar. Full dolu hiç yani bir tane atlamak yok. Herif evini ve apartmanını yıkmış, motel yapmış dedir. Lahana moteli. Alakası yok. Natasha'la kıyamet kopuyor. Örneğin geçen de bundan 3-4 ay önce bir gittik Topaloğlu falan. Lahana moteline mi gittin? Yok yok yok. Utandım otelde yatmaya korktum. Zaten, bunu yatsımayın. Bak, zaten bir, çok özür dilerim. Yani eğer bir dış etken bizim ailemizi bu kadar çabuk parçalıyorsa şimdi örneğin, ailede bir problem var. Örneğin yapısında. Bakın ben az önce oradaydım. Natasha'ların evet. içindeydim. Ne tüm zaman? Mukaddesatıma yemin ederim. Şu anda hanım da belki programı izleyecektir. Yemin ediyorum size ben oradan kaçtım. Bunun nedeni buydu. Çünkü Lahana otelinden. Ben hanımdan çok memnunum ama kendi akrabalarımdan bir tanesini buna konu yaptım. Aha. Benim teyzemin oğlu bir gün dolaşıyor pazarda. Dedim Fikret abi ne dolaşıyorsun burada? Dedi dolaşıyorum dedim ya Fikret abi yani her geliyor bana Serender diye bir yer var bizde gizli yerlerdir ha. böyle. Getirdi bana dedi ki abim bilir Sayın Küçük Ali bilir bunu. Bizim alet edevatın yığıldığı yer. Geldi diyor bana ki bak diyor burada keser aldım, çekiç aldım, bilmem bir daha aldım, tornavida aldım. Hiç aslında Rusya'dan gelen eşyaların hiçbiri de yaramaz. Aha, aha. İnanın yaramaz. Bak, bir nedendir gidiyor bir pazardır. Şimdi işte karalar yaradı. Neden yaradı? Anladım. Şimdi kardeşim dedim Fikret abi dedi ya Erkan sesini çıkarma yengene deme. Ben de gittim inadına bunu Fatma abiye söyledim. Aha. Benim teyzemin oğlu teyzemin kızıyla evli. Uuu sen dedi beni mahvettin ben daha dedi tıraş olup dışarı çıkamıyorum. Dedim çıkma. Hanımın dedim güzelleştir ama bu arada döndüm Fatma ablaya dedim. Fatma abla akşama kadar çalışırsın, sepet taşırsın, bilmem ne taşırsın dedim. Leş gibi kokarsın. Azıcık dedim şöyle süslen de kocanı bekle. Evet. Peki istersen... Nitekim özür dilerim bir türküm var ikinci bir türküm. Onda da ben burada birinci kublesinde hanımlarımıza seslendim. Oy gelinler gelinler diyorum birazcık boyanalım kocan Rus pazarına gitmeden uyanalım. Ha, onu da mı peçete yazdın? Hayır bunu artık yazmıştım İstanbul'da burada yazdım. Ama işin burada, gerçeği bu aslında. Bir de aile olarak ben kadınlarımıza sesleniyorum.
Kocalarımıza mesela yıl kocan dışarıdan gelir, stresli midir, borcu mu var, dayak mı yemedi, karakoldan mı geliyor, senet mi ödeyemedi? Ama aynı şey hayır. Adam için de geçerli. 6 çocuk, 5 çocuk var, tamam, kadınımızın ayrı yüküne acıyorum, çok acıyorum. Evet. Ama eli de böyle. Neredesin? Pınar Hanım'ın biraz önce konuşmaya girerken bizim gibi buralarda oturmayıp Karadeniz'de dolaşarak konuştuğunu ifade etti. Ben İstanbul'da oturup Karadenizliler hakkında konuşmuyorum. Ben en az 500 tane dava ile ilgili olarak İstanbul bir defa İstanbul olmaktan çıktı. Bütün Türkiye'nin gerçek bir göstergesi. Sivaslısı burada, Maraşlısı burada, evet. Urfalısı burada, Karadenizlisi burada. Yani İstanbul'a geldiğin zaman Türkiye'de dolaşmak yetiyor zaten. O anlama geliyor. İkincisi Sarıyer civarlarında mesela üst katta kayınpeder, alt katta görümce, onun altında bilmem kim böyle oturan bütün ailenin bir apartmanda oturduğu yerde kadını öldürecek kadar dövüp doktora dahi götürmüyorlar ki dayak olayı ortaya çıkmasın diye. Karadenizlerin bütün oturduğu bir apartmandır. Natasha'lara gelelim. Evet, geliyorum abi. Şimdi. Bir dakika geliyorum. Yani onun için İstanbul'da oturup ahkam kesmiyorum bir. İkincisi beyefendinin söylediklerini... Ben biliyorum, siz değildiniz o cümlemde. Peki. İkincisi, şimdi efendim gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Efendim Karadeniz'de yurt dışından gelen kadınlar güzel oluyormuş. Türk erkeklerinin biraz önce sizin söylediğiniz gibi hepsi çok mu güzel? Bu Türk kadınlarına da kocalarını aldatma hakkını çok iyi verir demek ki. Biraz kendilerine baksınlar. Kendi burunları Karadeniz kadınların burundan çok mu farklı? Davranış biçimleri çok mu farklı? Üslupları, pardon, konuşmaları çok mu farklı? Vallahi karılarına ben... çok mu nazikler? Aman ne yaptın, nasılsın? Eline sağlık, bunu da yapmışsın mı diyorlar. Artı Karadenizli kadını suçlayabilmek için Türk eğitim sisteminde hakim olan kadın bakış açısı mıdır? Bir dakika. Çok iyi oluyor. Buyurun. Evet. Hem maç olmak... Evet. Karadeniz erkeğini hem çok maç ödüyorsunuz hem de 200 diyorsunuz. Evet. Ama Karadeniz erkeği bir başka erkek gibi yaptığını da hanımına söylüyor. Bir başka erkek gibi çiçekle gitmiyor onun yanına. Ondan sonra yaptığını... Neyse Karadeniz erkeğini konuşmuyorum. Genellikle erkeklerden söz ediyorum. Evet, şimdi ben Karadeniz erkeği derken özür dilerim. Sarp kapısı dolayısıyla... Kuzey ülkelerden gelen kadınların daha çok Karadeniz'e gidiyor. Evet. Bu olayın, hayır, bu olayın. Müsaade eder misin? Bir dakika. Çok yanılıyor. Cümlemi bitireyim. Hayır, müsaade eder misin? Cümlemi bitireyim. Biraz önce Tuna Hanım'ın da söylediği gibi basına böyle yansıdığı için Karadeniz diyorum. Ha. Yoksa efendim Türkiye'nin diğer tarafındaki erkekler sütler çıkmış kaşık pirupaktır demiyorum. Aynı kumaşın değişik yerlerindeki parçalarıdır bunlar. Onun için iki yüzlülük yani derken sadece belirli bir bölgeye bunu hasretmiyorum. Bu genel olarak benim söylediğim erkeklerin iki yüzlülüğüyle kadınlar birbirine tamam, düşüyor. Bunu böyle güzel... Asıl suçlanması evet, gereken evet. Erkekler mi diyor? Tamam, evet. Ben size bir dakika beyefendi. Karadeniz'de iki yüzlülük çok fazla zaten dediniz ilk konuşmamızda. Yani burada şimdi Karadeniz'de bırakalım. Erkeklerde çok fazla erkek. Erkeklerde de düzelt, evet. Bir yanlışı tekrar düzeltelim. Lütfen kullanırken Karadeniz tabiri kullanmayın. Niye? Edirne'den de insanlar geliyor, Romanya'dan geliyorlar. Siz zannediyor musunuz ki bugün Çorlu'da, Tekirdağ'da, Edirne'de böyle problemler yok? Tabii. Çok iyi, bugün daha gazetede okudum. Yine aynı sorun yaşanıyor orada da. Onun için yani aşağıdaki kapılarımızdan giren, güney kapılarımızdan giren insanlar şu bu. Lütfen bunu böyle algılamayın. Sizden onu bir yanlışlığa düşünüyorsunuz. Yalnız buradan bir katılım var. Bir dakika. Orada hanım evet. Buradan da bir beyefendi konuşacak. Aynı kelimeleri tekrarlamayalım. Tamam, onu söyledik. Ben buradan bir katılım var. Evet, alalım. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonra size vereceğiz. Ben katılmıyorum. Kadınların güzel olması için makyaj ya da boya tabirini kullandı. Yapmaları gerektiğini söylüyor. Ve Karadeniz, daha doğrusu Türkiye çapında ve bizim İslamiyet'te, dinimiz İslam olduğu için makyajın pek Karadeniz'de kullanılmadığını söyleyelim. Bunun için de yani bir kadının makyaj yapıp da güzel olmasına gerek yok. Zaten Karadeniz insanı kadınlar olarak çok çalışıyorlar. Erkekler tabii. Pek çalışmıyorlar. Ayrıca makyajla çözülemez bu mesele. Yani ruh ve şeyin bir artık yani istediği kadar boyansa istiyorsa bütün boya kutusunu dökülür. Ve de güzellik gelip geçici. Karadeniz erkeği makyaja karşı değildir. Bir dakika beyefendi buyurun. Buyurun. Bir dakika. Evet. Evet, yalnız sözü bitmedi bu genç kızımızın. Şimdi olaya tek taraflı bakmamak
Bir dakika. Kadınlara hak verir misiniz? Hı-hı. Burada hiç değilse. Evet. Evet. Rusya'dan gelen kadınların güzel olduğunu söylediniz. Fakat güzelliğinde gelip geçici olduğunu burada belirtelim. Önemli olan bir evlilikte yani insanların birbirine karşı olan sevgi ve saygısı olduğunu belirtmek isterim. Çok güzellik doğru. Çok geçici bir şeydir. Yani her insanın doğru. Başına ne geleceği belli olmaz. Evet. O zamanı geçmişte değerlendirmek lazım. Yani evet. Erkeklerin bir anlık hevesi için o yuvalarını bozmaları çok anlamsız. Buyurun beyefendi bir şey söylüyor. Şimdi olaya tek taraflı bakmak bence yanlış. Şimdi Natasha'lar Karadeniz'e geldiğinde çoğu ticari amaçla geldi. Şimdi Natasha yani olayı... tarihçesi üzerinde durmayalım. Bir dakika, bir konu. Bir dakika hanımefendi. Evet. Şimdi bunlar her gelen sallamayın Natasha mikrofonu. Yanlış. Yani değişik biz amaçla geldiği mümkün değil. Biz kadınlara karşı değiliz, biz erkeklere karşı. Bir dakika hanımefendi. Şimdi o zaman Karadeniz'den, Türkiye'nin her tarafından bir sürü insan Rusya'ya ticari alışveriş için gidiyorlar. Bu erkeklerin oralarda ne fışkı yedikleri belli mi? Ne yaptıkları belli mi? Bunu hiç araştırmıyoruz. Şimdi Trabzon, Karadeniz'de 3-4 tane çülek kafalı adam çıkıyor, bu tür ciyete gidiyor. Bütün Karadeniz'de burada suçlanıyor. Evet, biz o adamları ayıplıyoruz. Şimdi, siz de ayıplıyor musunuz onları? Ailesine, topluma saygılı evet. Olan bir erkeğin bu tür yanlışlıkları yapması mümkün değil. Sizi buraya alıyoruz çünkü siz bizim hayır, düşüncelerimizi dile getiriyorsunuz. Bir de şunu açıklamak istiyorum. Aha. Karadeniz insanı ineğini satıp da böyle yerlere harcama yapmaz. Ne yapanlar var. Hamsi yok, satıyor. Mümkün hamsi. Değil. Mümkün değil. Ona inanmıyorum ve katılmıyorum. Teşekkür sizi ediyorum. Sizi bu tarafa teşekkür alacağız ediyorum. Zaten. Evet. Bir dakika şu Natasha dediğimiz gene yani çok kızacaksınız. Sen çok abi. Acımasızca erkekleri saldırıyorsun. Tamam olabilir. Yani bana pek kabul edilecek bir yanımız yok. Bir, yalnız şuna da bir dakika manzarayı görelim. Bir dakika ama değil. Duygusal açıdan bir zenginliği evinde yaşayamadığı için başka çıkış yolları arayan erkekler de var. Ama onu da aynı zenginliği onlar. Evinde yaşamayıp kadınlar çıkış yolunu yaşamalı, çalışmakta tabii. Yuvasına katkıda bulunarak sağlayan tamam, kadınlarımız ama bu bir arayıştır. Bunu da. Bir dakika bir görüntümüz bak, var. Bak peki görüntüye evet, baksan istersen. Evet İstanbul'dan istersen. Natasha manzaraları. Biz de konuşmaya bakalım. Dünyanın tabii. Her ülkesinde, her başkentte bu manzaraları ben gördüm. Yaklaşık gezdiğim ben kadınlara ülkenin... bir şey demiyorum. Bakın. Onlara giden erkekleri hayır, diyorum. Hayır, bir dakika. Bir şey daha var. O kadınları da, yani onlar her yere gider. Dünyanın her yerinde vardır. Ben kadınlara karşı değil. Ayrıca pul sektörü niçin var acaba? Onu erkekler için var. Evet. Hayır, erkekler için değil, hayır, düzen için de var. Hayır, erkekler için. Düzen için ve para için var. Evet. Dünya globalleşmeye gidiyor, bütünleşmeye gidiliyor, efendim ekonomik topluluklar kuruluyor, sınırlar kalkıyor. Peki bugün sadece bizim Rusya kapımız açılmış, bir bavul turizmi yapılıyor ve oradan gelen bayanlar var ve bu bayanlar bayağı bir sorun oldu evet. Türkiye'de. Yarın Avrupa topluluğuna girdiğimiz zaman 95'in sonunda Gümrük Birliği başlıyor. Ondan sonra zannediyorum daha kısa bir zamanda da yani 96'dan sonra kısa bir zamanda da serbest dolaşım başlayacak. Peki biz Türk erkeklerini burada Türkiye'de hapsedemeyiz veya onlara da Türkiye'ye girmeyin diyemeyiz. O zaman kendi içimizde biz bu olaya bir çözüm aramamız lazım. Yani nedir? Dünyada görüyoruz. Ben iktisatçıyım. Dünyada bugün aile yapısına dönüş var. Gerek Amerika'da, gerek İngiltere'de, gerek diğer ülkelerde. Yani çok böyle heveslendiğimiz, onların muasır medeniyet seviyesine çıkmaya uğraştığımız
Ama biz muasır medeniyet seviyesine çıkalım, belirli noktalarda çıkalım. Ama onların yaşadığı kötü örnekleri yaşamadan çıkalım. Tamam, biz onları atlayarak çıkalım. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de, yani, Türkiye'de yani... bence esas mesele, Türkiye'de esas mesele toplumun kendi kendisini kontrol edebilmesi olayıdır. İnsanın, bireyin kendi kendini kontrol edebilme olayıdır. Ne Karadenizli bir kadın kocasını kontrol edebilir, ne burada sosyetenin içindeki bir kadın kocasını kontrol edebilir. Ama Karadenizli bir erkek karısı kontrol edebilir. Bir ölçüde Karadenizli bir erkek hanımını kontrol edebilir. Ama o da gene hanımdan kaynaklanmaktadır. Şöyle hanımdan kaynaklanmaktadır. Hanım isterse, yani hırsızı beklemek mümkün mü? Tamam. Ben bir şey söyleyeceğim. Yani meseleyi kadın erkek kavgasına indirirsek çok basitleştiriyorum. Tabii ben... Burada dünyada olan fuhuş sektörünün bir sebebi var. Türkiye bu kadınlara niye vize veriyor? Bir kere buradan başlamak lazım. Kaç tane aile yıkıldı? Lütfen söyler mi? Hayır, evet. Bayağı var. Beni arayan en azından 6 aile var. Mikrofonu oraya geçirebilir. Evet. Pardon. Normal boşanma olaylarına bakalım. Bir dakika, yıkılmazsa hiç önemi yok mudur? Yani hayır. Bu kadınlar ihanete uğrarsa... O kadınlardan AIDS kapıp kocası daha yani, farkında değil kadına gelirse... Yalnız o kadınlardan AIDS yalnız o kadınlardan kapılmıyor. Yani dışarı giden ben... her kadın ama kadın erkek meselesini sen getiriyor. Pardon, Türklerde AIDS yok mu yani? Bu böyle bir... Karadeniz'e AIDS gelmiyor, girmiyor. Yok. Lahana yiyorum, iç ağlar içinde olmuyor. Evet, inanmıyorsun. Evet, olmuyor. Kanseri önlüyor. Evet. İzin verir misiniz kadınlarda biraz konuş? AIDS girmez mi? Evet, siz de diyorsunuz. Bir bayan aramış. Kocasını rezil etmemek için gelmemiş bu programa. Bu demek ki büyütülürken bunlar buna aşılanmış. Yani bir erkeğe saygı duyacaksın. O erkektir her zaman. Ayrıca beyefendi dedi kadınlarımız kültürsüz. Kültürsüz olan bir kadın kocasını rezil etmek istemediğine göre demek ki belli bir kültürü almış. Kastettiğim kültür, mesela bak sizin şu andaki tipiniz, davranışınız benim Fadime dediğim kardeşimin davranışından çok farklı. O kadın bak buraya gelemedi. Oysa çağdaşlık içinde gelmesi lazım. Pardon ama erkeğin öğretilmiş. Sizin gelmenizi ben kültür kabul ettim onun yönünde. Ben kastettiğim kültür bu. Evet. Mesela bak şu anda siz kendinizi savunabiliyorsunuz. O kadın da bunu savunabilseydi... Ama öğretilmemiş, ne yapabilir? O fırsatı bulamaz, korkar. Buyurun, evet. Ben kadının... Bir dakika beyefendi, evet buyurun. Gelip hakkını savunan, kendini toplumun içinde bir yerde kabul ettirse... Ki Karadeniz kadınları içe kapanıktır, açık konuşur. Evet, evet. Burada hepimizin ailesini tanıyorum ben. Neden? Nedeni bizim konuşmayalım bunu. Biraz feodal yapımız yani baskın şu anda Karadeniz kadınları değil konu. Evet buyurun. Naz karısı kıpırdayamaz fazla. O zaman eşiniz de ona göre seçin sizde. Ben seçtim. Benim karıdan memnunum. O zaman benim hovardalığım da yok. O zaman başka erkekler de eşini ona göre. Ben başka Karadenizli erkekler adına konuşuyorum. Evet buyurun. 23 yıllık sanatçılığını yapıyorum. Evet buyurun. Erkekler buyurun. De ona göre seçin. Bir dakika beyefendi bir dakika. Erkeklerin işine geliyor biraz. Yani o hovardalık evet. işine geliyor. Yani namusunuz bizde biraz var ama... Evet bir dakika, beyefendiyi konuşturuyorum. Bir dakikanızı rica ediyorum. Meseleyi kökten almak gerekiyor. Kadın suçluydu, erkek suçluydu, Karadeniz kadını diye şey değil. Değil tabii. Türkiye'nin meselesi. Aha. Bütün İslam aleminin meselesi. Köklü almazsa bu işi çözemeyiz. İslam aleminin müsaade değil, bütün buyur. Dünyanın meselesi efendim. Şimdi dünyanın dedim ama İslam, önemli olan burada şey. İslam temeli atılmalı. Eksikliğimiz var. Nedir? Biz hanımımıza, hanımlar emanettir, Allah'ın emanetidir. Bunu bilmiyoruz. Öğrenemedik. Genel olarak söylüyorum. Erkekler nedir? Hanımına bağlı olmak zorundadır. Çünkü yetiştirir. Binanın temelini atmazsanız o bina ayakta durmaz. Hı. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Proje çizdiriyorsunuz, temel atıyorsunuz, bir sürü işlemlerden geçiyorsunuz, binayı ayakta tutarsınız. Bu aile binası atılmadığı sürede bunu her zaman yaşayacağız. Meseleyi köklü almak lazım. Hiç şeye biz gerek yok. Buyurun efendim, Natasha'larla ilgili. Evet, buyurun. Mehmet Kuvvetçi, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bayan hepimizin malumu Allah'ın yarattığı canlı bir çiçektir, konuşan bir çiçektir. Erkeğin aynasıdır, erkeğin dünyasıdır. Bayan ister yerli olsun, ister yabancı olsun. Bayanlar daima hak veriyorum ben. Ben kendi nefsime, hiçbir erkeğe yabancıları suçlandırmıyorum. Kendi nefsime konuşuyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da edindiğim bilgilere istinaden söylüyorum. Hiçbir bayan hiçbir erkeğe teşvik etmemiş. Hiçbir bayan hiçbir erkeğe kandırmamış, korkutmamış, kapısını kırmamış. Biz erkekler yalan demişiz, yemin etmişiz, bekarım demişiz, para vermişiz, yedirmişiz,
iş baş almışız, kandırmışız, teşvik etmişiz. Dünyanın en kötü kadını hiçbir şeye kandırıp puğuşla zorlamamış. Karadeniz'de. Karadeniz'de. Soruyorum Karadenizlere, ben Trabzonluyum. Hangi Rus kızı, hangi Trabzonlu'nun Rizeli'nin kapısını kırdı, İstanbul'da kırdı? O da kocasını becersin, çalsın, Rus kızı çalıyor, becersini becerip kocasını da. Bizim hanım niye beni becerip çalamıyor? Güzel. Bravo. Evet. Evet. Şimdi bir şey, evet. Bir şeye değinmek istiyorum, bir dakika rica ediyorum. Hiç bayanların bir kabahati yok. Buyurun. Tüm kabahatler teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum size. Buyurun, evet. Mesela biraz çok önce güzel. Dedim, hanımlar emanetsin. Evet. Allah'ım da emanetsin. Bir dakika efendim. Evet. Hanımları bize emanet olarak verilmiştir. İnsanlara evet. Verilmiştir, Müslümanlara verilmiştir. Bütün dünyada. Hanımlara değer vermiyoruz. Aha. Hanımlara bakmıyoruz. Hanımları ihmal ediyoruz. Ama mesele nerede kaynaklanıyor? Temelde kaynaklanıyor. Tabii temelde. Peki temel siz olsaydınız ne yapardınız Natasha'ları engellemek efendim, için? Efendim şimdi Türkiye'yi gazetettim. Türkiye'nin temeli Natasha herhalde. Natasha meselesi değil. Evet. Şimdi erkekler neden gittiler? Evet. Kadınlar niye şöyle yaptılar? Bunlar öyle değil. Peki siz ben olsaydınız gitmiyorum. Ne yapardınız? Ben gitmiyorum. Neden gitmiyorum? Bende bir korku var. Ne korkusu var? Hanıma hıyanet etme korkusu var. Çevreme hıyanet etme evet. Korkusu var. Allah korkusu var. Çünkü yaparsam günah işlerim. Anladım. Yaparsam suç işlerim. Nasıl ki bir hırsızlık yapın suçlu diye. Bu da bir hırsızlık. Peki siz olsaydınız ne yapardınız Natasha'ların önlenmesi için? Natasha'ların önlenmesi için ben olsaydım ne yapardım? Evet. İsterseniz yine aynı yöne çekiyorsunuz. Karadeniz erkeğinin karısına ihanet etmemesi için diyelim ya da Türk erkeğinin karısına ihanet etmemesi için diyelim. O ne çok yapardınız? Şimdi efendim ben olsaydım ne yapardım meselesi diyelim. Biz o Türkiye olarak diyorum. Hepimizin meseleyi kökten almazsa. Çözüm ne? Evet. Çözüm. Evet. Çözüm meseleleri işte inanmamız önemli yani. Ha. Mesele nedir? Bunu yaptığımız zaman biz ne yapıyoruz? Anlıyorum. Yani? Tamam. Suç işliyoruz. Çok... Evet buyurun. Çözüm söyleyebilirim. Çözümü lütfen. Ben çözüm. Sarp sınır kapısından mı giriyor insanlar? Bir, sağlık konusu mu? AIDS korkusu mu? Güzel bir rapor istersin. Sağlıklı insanlar nasıl Avrupa'ya giderken bir takım ülkeler evet. istiyor. Rapor istersin. Evet. Ondan sonra dersin ki ancak gire. Ha, aile yapısına sıra gelince. Zaten aile yıkıldıktan sonra mı? Yine Natasha diyeceğiz tabii. Hı. Seyircilerden özür diliyorum çünkü ben savundum onu. Şimdi bu insanlarla evlenmenin bir yasağı var mı? İngiliz'le evlenmek serbest, Alman'la serbest, Rus'la da evlenebilir. Yuva zaten yıkılıyordu. Ama öyle ama böyle ekonomik veya gidiyordu. Ayşe ile Fatma ile işini aldatıyordu. Yine yıkıyordu yuvasını. Ha bu sefer durum değişmiştir. Daha güzel bir hanımdır, daha sarışındır. Evet. Kuzey rüzgarlarını. Evet. Hacım, mesele evlenmek değil burada. Bakın hani yanlış bir şimdi geliyor. Yuvanın yıkılıp yıkılmaması, Karadeniz veya Türkiye'de aile kurumunun sarsılıp sarsılmaması. Ben diyorum ki bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden gelen o hanımlar Türk aile yapısına çok büyük bir darbe vurmuyorlar. O inançtayım. Aile yapımız kadınlar zaten... Kadınlar öyle demiyorlar. Hayır efendim, hayır. Hayır. Kadınlarımız hiç kusura evet. bakmasın. Yani Natasha geldi diye benim yuvam yıkıldı düşünüyorlarsa yanlış. Natasha'dan önce de yuvalar yıkılıyordu. Tabii buyurun. Bu çok önemli yani. Natasha'dan önce de yuvalar yıkılıyordu. Bu önemli. Kabahatin topu ucuza kaçmıyor. Evet. Yani kolayına kaçıyoruz hemen. Ne görür müsünüz hemen? Günah keçisi arıyoruz. Beyefendinin de şeyi var. Buyurun. Evet. Tabii mesele o değil. Bakınız burada kadından istifade etme meselesi var. Tabii. Yani geçici bir zaman için para karşılığında kadından geçici zevklerinin istifadesini yani yapıyor. Var Türkiye'de. Yapıyor ve var. İzin verir misiniz? O farklı bir şey. Yani bakın, çıkıntı harbiyeye, Taksim'e, Maslak'a bilmem nereye bunlar İstanbul'da yaşıyoruz. Mutlaka. Yani vermeyin, tüyo vermeyin seyirciye. Binlerce insan ben, İstanbul'da fuhuş sektörü var. Her tarafta var, Anadolu'da var. E bu varken yani kalkıp bakınız, gözümüzü niye yumuyoruz? Natasha geldi, fuhuş geldi. Hayır, bir dakika. Bakın, Natasha fuhuş getirmedi. Natasha var olanı. Bir dakika, bir dakika. İzin verir misiniz? Buyurun. O devletin kontrolünde olan, belli kuralları olan bir müessese şeklini almış. Efendim nasıl? Maslak'ta devlet kontrolünde gezer. Bir şekil harbiyede almış. Devlet kontrolü mü var? Şimdi hayır, ben umumhanelerle alakalı söylüyorum. Hayır, diğer sokak sektörünü diyorum. İzin ben. Verin ama lütfen, ne olur. Peki. Sokaktakini ben savunmuyorum, sokaktakini. Yani Karadeniz'de de savunmuyorum, Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yerinde de savunmuyorum. Ama burada erkek... Para karşılığında kadının muhtaç olduğu şeyi ona veriyor ve ondan istifade ediyor, geçici istifade ediyor. Feveran ettiğimiz şey bu. Oysa onun evinde o var. Onu arzu ederse, isterse para karşılığı değil. Evet, tamam. Aynı paraları... Pardon, bu soruların... Siz evet, Şefman Pınar'a bir şey sorun. Neyi fayda edemiyor? Burada benzer iki şık var. Bir ahlaki değerler, bir ticari değerler.
Yani ben Trabzon'un eski bir esnafı olarak konuşmak istiyorum şöyle. Önceden ihracat nedir, ithalat nedir, ticaret nedir, belirli bir şey vardı. Şimdi bakıyorum tüm esnaf arkadaşlarım her şeyi öğrenmiş. Evet. Çok güzel. Bir de insan satmayı da öğreniyor. Çok güzel. Maalesef benim çok ahlaki değerlere bakıyorum. Biz bunu çoktan açtık, yanlış anlamayın. Yani Trabzon halkı, Karadeniz halkı bunu açtı efendim. Evet. Ben 10 gün evvel Trabzon'daydım. Bir restoranta gittim. Ve baktım belirli insanlar var, eğleniyorlar. Zaten bunu burada da insanımız yapıyor yani. Biz zorla efendim kimsenin ahlaki değerini çöketmek istemiyoruz. Zorla bir şey almıyoruz. Evet, evet. Peki Pınar, Pınar. Sen ne diyorsun? Eskiden de ihanet ettiğinden biraz söz ettin ama bu yoğunlukta mıydı? Evet, aynı yoğunluktaydı. Şimdi daha bir göz önüne çıktı. Daha bir sahneye çıktı olay. Yoksa yoğunluk aynıydı. Yine bahçe buyurun. Satılıyordu. Yine haklı evde... geliyor musun peki bunu? Efendim İstanbul'a evet, geliyordu dakika. Satıyordu arazisini. Evet. İstanbul'da yiyordu. Aslında burada olması gereken bir Türk fahişelerinin, yani bu Türk kadın seks işçilerinin örgütlenip sendikalaşıp bununla savaşması çok onların işi. Yani bu onların yapacağı bir iş. Eğer burada bir ticari kavga varsa, ticari ekmek kavgası varsa, bu ekmek kavgasının bunların tarafı işi. Türkiye'de, Türkiye'li, daha öyle söyleyeyim, Türkiye'li yerli genel ev çalışanlarının sendikalaşıp onların yurt dışından gelenlere karşı, ithal edilenlere karşı evet. Savaşmasıdır. Şimdi ben dikkat çekmek istiyorum. Çok buyurun. Önemli bir nokta bakın. Karadeniz'in bir özelliğidir bu. Madem bu olay daha çok Karadeniz'e indirgendi. O bölge dağla deniz arasında sıkıştığı için ve insanları bunaldığı için, kabuğunu kıramadığı için doğuda da vardır bu. Evet. Pili-Livata olayı. Siz biliyor musunuz? Şimdi bilimsel açıdan bu açıklanıyor. Pili-Livata son buldu Karadeniz'de. Çünkü insanlar doğal yola... Yani doğayla denizle yani, şey, denizle gelişim... Seks ilişkileri artık doğallaştı. Ben... Yani peki kadınlar bunalmıyorlar bu karakteri. Hayır, kadın olayı değil. Yani Natasha olayının hayır, bu kapının yani açılmasından bir faydası da bu için, oldu bölgeye. Erkeklere hak vermek için zavallı buna... İnsan dediğiniz kadın ve erkektir. İki cinsiyetten oluşur. Kadınların bunalması söz konusu olamaz. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Mutlaka bu Natasha görüntülerini izledik. Oradaki kızların bir mutlu hali mi var? Onlar da bunalmıyor mu? Yani bayılıyorlar. Ama niye o zaman... Gürcistan televizyonu da bu zamanda kızların programını yapabilir. Onlar da kadın. Onlar da kadın. Anladım. Yani o zaman onları da savunuyorsun. Tamam, o zaman onları da savunuyorsun. Ben onlara kadar sözümün girişini zaten. Hayır, ben suçlamak için söylemiyorum. Soruyorum yani. Savunuyor musunuz onları da? Ben ne dedim? Eğer bir burada talep olmasa, aha, niye Danimarka'ya gitmiyorlar da buraya gidiyorlar? Evet, tabii. Ben, zaten öyle açıldı program. Hayır, çünkü Danimarka erkeği bu kadar aç değildi. Efendim, şimdi bizim erkeği de doyma noktasına geldi. 300 milyonluk koca bir ülke ya. Evet, çok büyük fayda. Evet, tartışma devam ediyor. İsminiz ne olursa olsun, ister Natasha, ister Lena, ister Ayşe, ister Fatma. Hepinizi seviyoruz.